Bu yıl tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle Mersin Rum Ortodoks Kilisesi'nde Kutsal Hafta ayinleri cemaate kapalı olarak yalnız kilise görevlileri eşliğinde icra edildi. Korona salgını nedeniyle her yerde olduğu gibi Mersin Rum Ortodoks Kilisesi'nde de Kutsal Hafta ayinleri cemaate kapalı olarak yalnız kilise görevlileri eşliğinde icra edildi. ...15 Nisan Çarşamba günü akşam saat 17'de... ...senede bir gün icra edilen ve Havari Yakub'un tesis etmiş olduğu kutsal yağ ayini icra edildi. Kase içine koyulan zeytinyağı kutsanır ve ayin sonunda... ...herkes kendi evindeki fertlere sürmek üzere bu kutsanan yağdan alır... ...özellikle de hasta olanlara sürülür. 16 Nisan Perşembe akşamı ise 12 İncil ayini kilise pederi ve görevlileri tarafından icra edildi. İsa Mesih'in Golgota yolundaki ıstırapları ve haçını taşıması canlandırıldı. Peder ve görevlilerin yaptığı haç yolu seremonisinde Elyom ilahisi terennüm edildi. Matta İncil'inin sonunda yer alan ve İsa Mesih'in definini konu alan 12. İncil bölümü okunduktan sonra kutsal ayin sona erdi. 17 Nisan Cuma sabahı aynı şekilde sınırlı sayıdaki görevliler eşliğinde İsa Mesih'in naaşının haçtan indirilmesi ayini yapıldı. Akşamsa İsa Mesih'in temsili cenaze töreni, kilise ağıtları ve ilahiler eşliğinde yapıldı. Ayin sonunda yine temsili naaş omuzlar üzerinde güllerle süslenmiş bir halde kilise avlusunda tavaf edildi. Ertesi günün sabahı ise nurlu cumartesi ve defne yaprağı serpilmesi ayini yapıldı. Akşamsa İsa Mesih'in dirilişi icra edilen kutsal ayinle az sayıda kişiyle kutlandı. Markos İncil'inin ilgili bölümü okunduktan sonra çanlar çalındı ve İsa dirildi ilahileri terennüm edildi.